Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz 2,5 aydır devam eden operasyonlar sonrası MEMBİÇ'in IŞİD'den tamamen temizlenmesi. YPG'nin öncülük ettiği Demokratik Suriye güçleriyle birlikte yapılan operasyonlar sonrası IŞİD tamamen MEMBİÇ'ten çıkarılmış oldu. Konuğumuz ise Medyascope TV'de sıkça karşılaştığınız Aydın Selcan, eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcan. Aydın Bey, hoş geldiniz. Biliyorsunuz merhaba. Dünya bu operasyonları... Şu an sesim geliyor mu Aydın Bey? Şimdi geldi, evet. Evet, geliyor mu? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biliyorsunuz dünya bu operasyonlar sonrası MEMBİÇ'i şöyle izledi. Kara çarşaflarını ateşe veren kadınları, sakallarını kesen erkekleri, açık alanda sigara yakan kadınlarla izledi aslında. Sizce bu operasyon neden bu kadar önemliydi? Genel bir soruyla başlayalım. Sonunu hiç duyamadım, çok özür dilerim. Sesiniz gidiyor. Şu an nasıl? Alabiliyor musunuz sesini? Şimdi biraz daha iyi oldu. Tekrar alabilir miyim sorunun devamını? Tabii. Genel bir soruyla başlayacağız aslında. Başında dünyanın bugün MEMBİÇ operasyonunu nasıl izlediğinden biraz bahsettik. Biliyorsunuz kara çarşaflarını ateşe veren kadınları gördük. Evet. Sigara yakan kadınları, sakallarını kesen erkekleri. Evet. Biraz genel bir soruyla başlayalım diyoruz. Sizce bu operasyon neden bu kadar önemliydi? Şimdi sizin söylediğiniz işin tabii görsel boyutu biraz bizde de kaçırılıyor. Bütün dünya bunu işte karanlık bir IŞİD gücüne karşı orayı kurtaran savaşçılar, görsellerde çok çarpıcı zaten. İşte aylardır kara çarşafları giydirdim. Yani zaten kendini aslında yine başını örten mutasip insanların yaşadığı bir yer MEMBİÇ, ama işte bunları bir de üstüne kara çarşaf giydirilmiş kadınların işte özgürlük savaşçıları tarafından kurtarılması şeklinde çok çarpıcı görüntüler var. Bunlardan etkilenmemek mümkün değil, ama askeri yönü tabii işin başka. Bu Fırat'ın batısında MEMBİÇ, Türkiye ile IŞİD'in ana parçası diyelim arasındaki temel geçiş noktasıydı. Buranın el değiştirmesi, omurgasını YPG tarafından oluşturan SDG'ye geçmesi çok önemli bir askeri başarı. Küçümsenecek bir askeri başarı değil. Hatta ben bir yanılgımı da teslim edeyim. Hep MEMBİÇ, Rakka, Musul karşılaştırması, Halep karşılaştırması yapıyordum daha önceki yayınlarda. MEMBİÇ kadar küçük bir yer bile beklenenden çok daha uzun zaman aldı. Bunu bir ölçüt olarak kabul edersek Musul çok daha zor olacaktır. Bundan sonra çünkü Musul geliyor. Bütün şeyler, göstergeler onu işaret ediyor. Ama YPG açısından da, yani Suriye üzerinde, Musul'un tabii YPG, SDG ile alakası yok. Bir sonraki durak herhalde Albab olacak, oranın batısında. Oradan da Mare Tel Rifat'a doğru uzanarak Türkiye sınırının yani 40 kilometre daha aşağısında, obüs menzili dışından bir koridorla Afrin'le Cezire kantonlarının bağlanması birbirine beklenir. Şu andaki durum böyle. İsterseniz şuradan devam edelim. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin beklentisi PYD'nin Fırat'ın batısına geçmemesiydi. Şimdi biz ABD'den bu sözün tutmasını bekliyoruz dedi. Bu gerçekçi bir beklenti mi? Onun söylediği şu aslında, batıya geçmemesi değil. Çünkü sonradan o pozisyonu yumuşatmışlardı, hatırlayacaksınız. Ve şuna dönmüştü iş. Çünkü ABD burada bir şey yaptı. Bir Suriye Demokratik Güçleri diye bir çatı kuruluş oluşturuldu. Yani YPG de onun içinde yer alıyor şeklinde gözüktü. Ama tabii YPG bunun omurgasının ötesinde, yani 25 bin diyelim YPG savaşçısı varsa tamamına yakını Kürt olan, işte 5-6 binde Arap muharip var bunun içinde. Bunun da ayrıca altında da bunun MEMBİÇ askeri konseyi oluşturulmuştu ve ABD'li askeri komutanlar bölgedeki bunları dönüşümlü olarak kullanıyorlardı. İşte MEMBİÇ askeri konseyi ve Suriye Demokratik Güçleri diye. Şimdi biz söylediği Sayın Çavuşoğlu'nun, ABD bize demişti ki diyor, işte batıya geçecekler. Fakat sonra bunun içindeki Kürt unsurlar, YPG geri çekilecek
Ve orada iş sadece işte tamamına yakını Araplardan oluşan Mumbiç Askeri Konseyi'ne devredilecek gibi. Bir de şunu bunun altına yazalım. Bugün de yine eş zamanlı olarak hemen bizim sınırımızdaki El Rai. El Rai de önemli çünkü Cerablus'tan sonraki daha önce de yine Türkiye destekli olduğu söylenen işte direnişçiler tarafından ele geçirilmişti. Bugün tekrar el değiştiriyor gözüküyor ve oralarda hem az evvel sözünü ettiğim El Bab'da iki taraf birden yani IŞİD dışı cihatçı direnişçiler kendi askeri konseylerini kuruyorlar. Hem bir taraftan işte Suriye Demokratik Güçlerine bağlı yerel askeri konsey oluşuyor. Böylece zannederim herhalde adını koymadan Türkiye'nin de içinde bulunduğu işte Körfez ve Suudi Arap destekli silahlı muhalefet de aynı modeli yansıtarak yani Suriye Demokratik Güçleri modelini yansıtarak bir deyim yerindeyse meşruiyet arayışına giriyor. Ama bence olayların gelişiminden hem Mümbiç'in düştüğü gibi arkadan Albap da düşecektir. Hava desteği de var çünkü burada önemli olan koalisyon güçlerinin. Bu da tabii aslında ilginç bir şekilde İncirlik'ten geliyor bu desteğin büyük kısmı. Bu açıdan da bir diplomatik tutarsızlık teşkil ediyor. Öte yandan ben Halep'in de artık tamamen muhasara altına alınmıştı. Sonra tekrar bir kilometre genişliğinde koridor açılmıştı ama Halep'in de birkaç ay alsa bile yeniden rejimin, Esad rejiminin eline geçeceğini düşünüyorum ve özetle hem Suriye konusunun artık son aşamalarına yaklaşıyoruz hem de IŞİD'le mücadelenin son perdesine yaklaşıyoruz. Tabii son perde Musul'da hem kanlı hem uzun sürecektir ama o son perde yaklaşıyoruz ve maalesef benim görebildiğim diplomatik bakımdan Ankara bu konuda sanki yanlış tarafta duruyor gibi gözüküyor. Yani aslında şehrin Rakka'ya yakınlığı vesaire bu etkenler Rakka'ya olan operasyonu kolaylaştıracak diyorsunuz yani. Yani Mumbiç açısından konuşuyorsak Mumbiç'ten sonra Rakka mı gelir, Musul mu gelir? Bugün de Petraeus'un, David Petraeus'un Washington Post'ta bir makalesi var bu konuda. Orada da sanki şimdi ağırlık sıklet merkezinin yani tabii bu YPG penceresinden bakmıyoruz, koalisyon penceresinden bakıyoruz. Çünkü her ne kadar biz Suriye ve Irak'ı iki ayrı ülke olarak değerlendirsek de ABD açısından IŞİD'le mücadele eden koalisyon açısından bu tek bir konu. Bunun farklı cepheleri, boyutları var. İşte bir taraftan Bağdat'tan daha önce sizlerle konuşmuştuk. Hem Amman istikametine giden yol temizlendi. Aşağıya Suudi Arabistan'a giden yol temizlendi. Daha sonra Fırat üzerinden kuzeye doğru yönelindi, Rakka'ya doğru. İşte Felluca Irak tarafında temizlendi. İşte sonra Mumbiç bu tarafa sıra geldi. Şimdi şunu hatırlayalım. IŞİD esasen Irak kaynaklı bir şey ve bunun çıktığı yer yani Musul. Şimdi önce Rakka sonra Musul gibi düşünürdüm ben de. Fakat belki de Kürtler açısından öncelik Mumbiç'ten sonra batıya ilerlemek, El Baba ilerlemek olduğu için orada öyle bir şey yapılmış olabilir anlaşma. Çünkü Musul'da da yine koalisyona destek veren unsur yine Kürtler ama bu defa Ankara'nın arası iyi olan KDP peşmergesi. Orada da bir başka konu konuşulacak tabii. O konuyu biraz konuşmak istiyoruz esasında. Peşmergenin burada nasıl bir rol alması bekleniyor? Yani Musul operasyonunu yürütecek gücün merkezinde de peşmerge mi olacak? Musul operasyonuna şöyle bakarsak askeri büyüklük bakımından yani bunun belki Mumbiç'i 10'la çarpmak lazım. 2 milyon civarında nüfusu olan bir şehirden bahsediyoruz. Bunun Mumbiç'te ne kadar zor olduğunu gördük. Yani ev ev gidilmesini gerektiren harekat, her ne kadar hava desteği olsa da Petraeus bugünkü makalesinde beklenenden daha kısa sürecektir direniş diyor Musul'da. Fakat her şeye rağmen Musul güç. Burada Kürtler çevreyi temizliyorlar ve Irak-Kürdistan bölgesi ve KDP burada biz Musul harekatına katkı yaparız ama bir
peşmergenin maaşını siz ödersiniz. İki, bize sıkı askeri destek verirsiniz. Üç, Musul IŞİD'den kurtarıldıktan sonra biz Musul'un yönetiminde doğrudan söz sahibi olmak isteriz dedi. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu, tabii burayı ağırlığının Sünni Arap olan bir ordu, Irak ordusu unsurları ele geçirecek. Yani diğer örneklerde olduğu gibi Şii milislerin fazla destek vermemesi bekleniyor. Öyle olunca etkinlikten ödün verilir mi verilmez mi? Bu bir konu. İkincisi, şu anda Bağdat'ta ciddi bir siyasi kriz var. Hükümet dökülmek üzere, parça parça olmak üzere. Savunma Bakanı ile Meclis Başkanı birbirine girmiş vaziyette. Bu tür siyasi itiş kakış devam ederken bu operasyon başlar mı, başlamaz mı, sağlıklı yürütebilir mi? O ayrı. En sonuncusu da Musul'da IŞİD diyelim ortadan kalktı. Sonra Musul nasıl idare edilecek? Musul yeniden Bağdat yönetimine girecek değil. Onlar da komşuları Irak, Kürdistan bölgesi gibi özel bir yönetim sahibi olmak isteyecektir. Irak Anayasası buna cevaz verir. Irak Anayasası'na göre şu anda iç idari hudutları hukuken kabul edilmemiş olsa da bir bölge var. Irak, Kürdistan bölgesi ve farklı vilayetler var. Bir vilayet bir bölgeye dönüşme hakkına da sahip, üç vilayet bir araya gelip bir bölge kurma hakkına da sahip. Burada herhalde nüfusu Sünni Arap yoğunluklu olan yeni bir bölge oluşmasını beklemek akla yakındır. Veyahut Musul vilayetinin böyle bir bölgeye tek başına dönüşmesi akla yakındır. Burada Ankara'nın tutumu ne olacak? Sünni Araplar olunca özelliği destekleriz veya KDP olunca destekleriz. Ama öbür tarafta beğenmediğimiz PYD tarafından başı çekilen bir özellik olunca buna karşıyız. Ya da işte Irak-Kürdistan bölgesi içindeki Süleymaniye tarafına karşıyız. Burada da bir diplomatik açıdan bazı güçlükler bizi bekliyor denilebilir. Şimdi IŞİD'in elinden çıkan şehirlerin ne olacağı tabii tartışma konusu. Musul'u böyle konuşurken Membiç'i de konuşmak lazım. Membiç'in nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu biliyoruz. Evet. İşte SDG bölgeye girdi ama PYD'nin ya da YPG'nin bunda büyük pay sahibi olduğunu biliyoruz. Bu evet. Membiç'te nasıl bir yönetim kurulmasını bekliyorsunuz? Şimdi buradaki son olarak PKK'nın Kandil'deki dış ilişkiler sorumlusu en üst düzey yetkililerden Rıza Altun da Lübnan'ın Es-Sefir gazetesine verdiği söyleşide bu yeni yapılanma hakkında bazı ipuçları veriyor. Zaten bizler de takip ediyoruz Kuzey Suriye Federasyonu adı altında kurulan yapıyı. Bu daha doğrudan bir demokrasi, radikal demokrasi diyelim anlayışını içeriyor. İşte yerel konseyler, bu zaten bu konseyler onun için kuruluyor ve herkesin yönetime katıldığı, içinde Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin eşit şekilde olduğu, hatta bu kaygıdan ötürü buradaki Rojava isminden, şimdi bizim dilimiz de alıştı, bir markalaştı diyelim, Rojava'yı kullanıyoruz ama işte Kuzey Suriye Federasyonu ve bunun bileşenleri var. Böyle bir yapı deneniyor. İşin doğrusu her ne kadar akse propaganda yapılsa dahi buradaki yerel unsurlardan da bir şikayet yükselmedi. Bir ara bir hatırlayacaksınız Cezire bölgesi Haseke için, Haseke Kamışlı tarafı için bir insan hakları örgütü bir rapor yazmıştı. Bu sert biçimde sonra da eleştirilmişti. Onun dışında bir ses çıkmadı ki haber alınabilen bir bölge bu. Yani ciddi haber akışı olan bir bölge. Bir de bazı isimler ön plana çıktı. Örneğin işte orada bu Umbiç'in kurtarılması harekatında ön plana çıkan Abu Leyla ismi dahi hani Arapça ama Kürt komutan. Fakat bütün kliplerini izlerseniz hep Arapça konuşuyor. Yani çevresinde Araplar tarafından da çok saygı gören Kürt komutanlar var. Bir de bu Umbiç'in kurtarılması görüntülerini hatırlayın. Oradaki en çarpıcı fotoğraflardan, görüntülerden biriydi. Maalesef fotoğrafçının ismini hatırlamıyorum. O ara not etmiştim ama işte bir YPG'li bir kadın savaşçı, başı açık tabii. Üstünde kamuflaj üniformasıyla bir işte çarşaflı bir kadın boynuna sarılıyor. Birbirlerine işte sıkı sıkı, onun canlı görüntüsü de var kamera. Fotoğraf olarak da çok yayıldı o resim. İşte o resim aslında geleceğe dair zannederim ipuçları veriyor ama önce bu savaşın kazanılıp sonra yönetişimde neler ortaya çıkar. Çünkü savaş bittikten sonra
belki siz de ona işaret etmek istediniz. Bazı araziler çıkacaktır ama şu ana kadar görünen o ki Kuzeyye Federasyonu'ndaki idare diğer pek çok bölgeden Orta Doğu'da daha eşitlikçi. Siz de biraz geleceğe dair ipuçları veriyor bu görüntü dediniz ama biraz net bir cevabını arayabiliriz belki bu sorunun. YPG IŞİD'e karşı savaşta bir aktördü bugüne kadar. Hatta ABD'nin de hiç geri adım atmak istemediği. Evet. Şimdi artık tamamen Membiç'ten sonra hiç değişmez aktör konumunda devam edecek gibi görünüyor mu sizce de? Yani bir sonraki operasyonlar açısından da YPG bir değişmez aktör mü? Şimdi söylediğinize belki şöyle ABD penceresinden değiştirerek cevap verilebilir. Burada Pentagon, yani ABD işte Savunma Bakanlığı, ordusu diyelim, silahlı kuvvetleri YPG ile işbirliğinden son derece memnun. İşte silahlandırıyorlar, eğitiyorlar. Hem Kobani'de eski Lafar Çimento Fabrikası'nda 200-250 kişilik özel kuvvetler, cüretleri var. Hem Rimelan, yani Kamışlı'nın, Haseke'nin bileğinde Rimelan eski zirai sulama amaçlı, ilaçlama amaçlı kullanılan kısa pisti uzattılar. Orada bir 350 kişilik özel kuvvet mevcudiyeti var. Fransa, Almanya'da daha küçük miktarda şey var. Yani burada askeri anlamda IŞİD'le mücadelede deyim yerindeyse tabii can kaybı olan bir konuda yatırım sözcüğünü kullanmak acımasızca ama yapılan yatırımın karşılığını en ciddi biçimde veren, en ciddi öngörülebilir bu anlamda muteber de olan aktör YPG. Öteki taraftan CIA'nin de kapalı olarak yürüttüğü silahlandırma eğitimi operasyonu vardı. Hem Ürdün'den hem anlaşıldığı kadarıyla Türkiye üzerinden. Bu işte daha doğuda diğer Arap unsurlarla yaptı. Bu gereken arzu edilen ABD tarafından veya koalisyon tarafından sonucu vermedi. Bu bakımdan siyaseten sıkıntıları olsa da diyelim, askeri anlamda IŞİD tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar işbirliği devam edecektir. Ha, pek çok değişken var. Nedir bunlar? İşte Cevat Zarif geldi bir gün önce Ankara'ya ve Türk Ankara'nın pozisyonunu kendi tekrar etti basın toplantısında. PYD, PJK, PKK aynı şeydir dedi. İşte kimileri diyor ki Ruslar da biz şimdi onlarla yaptığı basın açıklamasında YPG konusunda da bir mutabakat zeminine varılmak üzere olduğunu belirmedim. Ben doğrusu Türkiye'nin Tahran'la, Moskova'yla, Şam'la yeni bir mihir, eksen, aks oluşturup da AB Federasyonu seste bir sorun. Bu öyle mi? Şimdi nasıl? Bizim sesimiz size iyi geliyor mu? Sizin sesiniz kesiliyor. Şu anda geliyor. Tamam, siz buyurun devam edin, dinliyoruz sizi Aydın Bey. Kesildi mi? Nerede kaldığını bilmiyorum ama biz tamam, Halep'e geldiği zaman işte demek istediğim Türkiye şeyle Moskova, Tahran, Şam ile Tahran ile yeni bir müşver kurup ABD'nin destek olduğu Kuzey Federasyon dönemini boğamaz babında son sözlerimi ifade etmiştim. Peki bu operasyon sonrası Türkiye'deki Kürtler açısından durum sizce ne olur? Türkiye'de sesimiz geliyor mu Aydın Bey? Aydın Bey, bu da son sorumuzdu zaten. Alabilirsek alalım cevabını sizden. Sesimiz geliyor mu Aydın Bey? Aydın Bey, bir daha bağlanmayı deneyeceğiz şimdi. Aydın Selcan'la, eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcan'la
bir kopukluk oldu. Kendisi bize Bodrum'dan bağlanıyordu. Şu ana kadar aslında Membiç'i SDG'nin ele geçirmesi üzerine konuştuk. Bunun Türkiye'ye muhtemel etkileri, bunun bölgeye yansıması, uluslararası güç dengelerini nasıl etkileyeceği konusunda. Şimdi eğer bağlanırsak son olarak bunun Türkiye'ye yansımaları, Türkiye'nin iç siyasetindeki Kürt politikalarına nasıl bir etkisi olabileceğini öğrenmek istiyoruz. Umarım bağlanabileceğiz kendisine. Son defa deniyoruz. Eğer bağlanamazsak burada veda etmemiz gerekiyor galiba. Maalesef bağlanamıyoruz. Medyascope TV ekranlarında eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcan'la Membiç operasyonu ve sonrasını konuştuk. Bunun bölgeye, dünyaya ve Türkiye'ye etkileri hakkında Aydın Selcan'ın görüşlerini aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.